Herkese selamlar. Mustis Flash Fat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için çok sağlıklı, çok pratik bir salata yapacağım. Cevizli avokadolu hindi eti. Hindi etimiz, veyahut da önce malzemede geçmeden önce hindi etinin ben biraz besin değerlerinden bahsedeyim sizlere. Sporcuların çok sıkla tükettiği, göğüs kısmında hiç yağ barındırmayan kanatlı beyaz et grubunun en sağlıklı bir eti, et çeşididir. Ondan sonraki malzememiz avokado salatası için sarımsak, limon, dereotu, taze soğan, avokado ve ceviz. Bunları biraz sonra hindi göğsünüzü kesip, jülen şeklinde kesip tavaya attıktan sonra avokado salatasına geçeceğim. Öncelikle ben hindi etimizi doğramak istiyorum. Hindi etimizi jülen şeklinde ben keseceğim. Ama bunu şinisli tarzında da küçük küçük parçalarda yapabilirsiniz. Ama salatada ben daha çok yakıştığını düşünüyorum. Onun için ben bugün sizlerle jülen şeklinde keseceğim. Bu arada hemen ocağımızın altını açıp tavamızın kızmasını sağlayacağım. Beyaz et gruplarını çok, yani jülyen şeklinde kestiğimiz zaman çok ince kesmememiz gerekiyor. Ne kadar ince kesersek o kadar etin suyunu kaybettiğini belirtmek isterim. Ondan dolayı bir tık daha bu jülyen şeklindeki beyaz et grubunu bir tık daha kalın kesersek daha yumuşak ve daha lezzetli olur. Tavuk göğsümüzü, hindi göğsümüzü, özür dilerim, jülyen şeklinde kesiyoruz. Bu arada hindi etinin ve hindi göğsünün içindeki lif olayının ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Bu da aşırı protein beslediğinin bir kanıtıdır. Spor yapan kişilerin genelde %90'ının hindi etini tükettiğini hepimiz biliyoruz. Tavamız kızdı abi, altını kısıyorum hemen. Hindi göğsümüzün hafif bir zeytinyağı. Evet. Hafif pul biber atıyorum. Bunu toz biber olarak da kullanabilirsiniz ama pul biber daha çok yakışıyor. Tuz. Karabiber. Ve biraz kimyon. Evet. Ben bu arada etimizi harmanlıyorum. Tavamız da kızdı zaten. Fazla zeytinyağı kullanmıyorum. Sadece çabuk pişen bir et grubu olduğu için hindi göğsü. Artı bunun yanında bu harmanlama işlemini yemek yapmadan bir yarım saat 40 dakika önce yapıp dinlendirirseniz dolapta daha güzel, daha farklı bir lezzet çıkar ortaya. Ben harmanladığım etimizi direkt kızgın tavamıza atıyorum. Evet. Ve şimdi cevizli avokado ezmemizi hazırlıyoruz. Bir kaşık yardımıyla avokadoyu sıyırıyoruz. Evet. Bu arada avokadomuzu içine sıyırdıktan sonra ara ara hindi göğsümüzü karıştırmak zorundayız. Bunu alalım buradan. Altını da kıstık. Bu arada hemen ben sarımsağımızı rendeliyorum. Ben yarım limon sıkıyorum. Bu
limon oranı tamamen kişiye göre azalabilir de, çoğalabilir de. Ona kendiniz karar verebilirsiniz. Gayet yeterli. Dereotumuzu ince ince kıyıyorum. Evet. Cevizimiz bir avuç yeterlidir. Bunları da bıçak yardımıyla küçültüyorum. Cevizlerimi kestikten sonra son olarak da taze soğanımızı, avokado ve cevizli ezmemizin içine doğrayacağız. Doğradığımız cevizleri kenara alıyorum. Çünkü önce avokadomuzu kaşıkla ezmek zorundayız. Eğer ezmezsek cevizde sert bir madde olduğu için kesinlikle biz bunu ezerken bize zorluk çıkaracaktır. Hafif de bunun içine zeytinyağı dökeceğim ben. Biraz daha yumuşaması için. Evet. Evet, avokadomuzu da ezdik. Şimdi sıra cevizlerimizde. Karıştırmadan önce ben taze soğanımızı doğramak istiyorum. Evet. Taze soğanımızı da doğradık. Ve şimdi hepsini tekrar harmanlıyoruz. Çok basit, çok pratik. Ev ortamında çok rahat şekilde hazırlanabilecek bir salata türümüz. Avokadoyla birlikte protein değerini, cevizle birlikte protein değerini de arttırıyoruz. Diyette diyet yapan kişilerin günlük olarak çok rahat bir şekilde hazırlayıp tüketeceği bir yemek türü. Bu arada hindimiz de pişmek üzere. Şimdi ben servis tabağımızı hazırlıyorum. Göbek marulumuzu servis tabağımızın en alt kısmına doğruyoruz. Bu tamamen göz kararı. Çok seviyorsunuz çok doğrayabilirsiniz, az seviyorsunuz az doğrayabilirsiniz. Göbek marulumuzu doğradık. Hindi etimiz pişti. Şimdi hazırladığımız cevizli avokadoyu salatamızın orta kısmına eşit şekilde dağıtıyoruz. Şimdi salatamıza biraz zeytinyağı ilave ediyoruz. Evet. Şimdi göbek marulu doğurduğumuz için avokadoya biraz limon sıkmıştık ama göbek marulu da gelince biraz limonun tadı geri plana çıkacak. Ben biraz daha ilave etmek istiyorum. Şu şekilde. Evet. Biraz tuz ilave etmek istiyorum. Ve salatamızı karıştırıyoruz. Cevizli avokadomuzu servis tabağımıza iyice yaydıktan sonra göbek marulu iyice karıştırıyoruz ve tabağımıza eşit miktarda dağıtıyoruz.
Bu arada hindiyetimiz de pişti. Pişen hindiyetimizi salatamız üstüne servis yapıyoruz. Gayet yeterli. Evet sevgili seyirciler, sizler için hazırladığım cevizli avokadolu hindi salatamız servis hazır. Ve ben şimdi bunu sizler için tadına bakıyorum. Avokadolu cevizin ve dereotunun birleşimiyle üstüne de çok güzel kızartılmış jülyen kesimli hindi etinin birleşmesiyle oluşan tat mükemmel. Bunu hepinizin en kısa zamanda denemesini tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.